Tekrardan çok teşekkür ederiz Yusuf Beyoğlu. Rica ederim Aliye Hanım. Bu devirde sizin gibi bir aile dostu bulduk. Ne mutlu bize. Anne, Melek teyze. Bak biz ne bulduk. O ne? Müzik kutusu. Ama bir türlü çalıştıramadık. Bozulmuş galiba. Anneciğim, o size ait değil. Bırakır mısınız yarın onu? Ama anne çok güzel. Elif'ciğim lütfen ama. Hadi kızlar. Elif, Nihin'ciğim. Gelin buraya. Gelin çocuklar. Bunun benim için anlamını biliyor musunuz çocuklar? Kendi paramla aldığım ilk anneler günü hediyemdi. Senin yaşlarındaydım. Okulda bir arkadaşımın doğum günüydü. Annemle birlikte ona hediye almak için hediyelik eşya dükkanına gitmiştik. O gün ben arkadaşıma hediye bakarken annemin de gülümseyerek buna baktığını fark ettim. Bana şöyle dedi. Hep küçükken böyle bir müzik kutum olsun istemiştim dedi. O gün sadece arkadaşıma hediye alarak çıktık o dükkandan. Hep aklımda kalmıştı o müzik kutusu. Ertesi gün koşarak kumbaramı kaptığım gibi o hediyelik dükkanına gitmiştim. Tezgahın üstüne bütün bozukları dökmüştüm. Adam bir bozuklara baktı. Bir bana baktı. Alabilmen için bir bu kadar daha getirmen lazım dedi. Ya, o gün müzik kutusunu alamadan tıpış tıpış geri dönmüştüm eve. Ama tezgahtarla bir anlaşma yapmıştık. O müzik kutusunu satmayacak. Ben de ona her gün harçlığımın yarısını getirecektim. Çocukluk işte. Ama en sonunda anneme o müzik kutusunu almayı başarmıştım. Ne zaman bu melodiyi dinlesem annemin o gülümsemesi aklıma gelir. Siz de istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz.